Geçtiğimiz günlerde hem Akisar ve Koçisar'ın denize indirildiği hem de Pakistan için üretilen Babür gemisinin teslimatının yapıldığı törende kritik bir detay vardı. TCG İstanbul'da kullanılan ve Türk mühendislerince geliştirilen cenke sıralarına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığının sona erdiği görüşünde. Türkiye'nin mavi vatan konsepti kapsamında özellikle denizlerde gelmek istediği nokta ve izlediği yol haritasının en önemli kolonlarından biri hiç şüphesiz Milgem olarak kısaltılan Milli Gemi Projesi. Aslında bu proje sadece Ankara'nın kendi ihtiyaçları için değil, Made in Türkiye imzalı deniz platformları ihracatı açısından da oldukça değerli. Bilindiği üzere Türk savunma sanayinin deniz platformları alanında tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat Pakistan Milgem projesi. Bu program Pakistan donanması için Milgem ada sınıfı korvet ve Jinnah sınıfı fırkateynlerin üretilmesini kapsıyor. Bu korvetlerden ikisi ülkemizdeki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Diğer ikisi ise Pakistan Karaçi Tersanesi'nde inşa ediliyor. İşte bu projenin en önemli virajlarından biri dönüldü. Ve Pakistan Milgen Projesi'nin ilk gemisi PNS Babür geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Aynı törende Türk donanmasının envanterine girecek Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri Akisar ve Koçhisar'da suya indirildi. Bu tarihi günlerdeki tersanede törene katılan davetlileri Milgen Projesi'nin ilk gemisi TCG Heybelada'da ve ilk fırkateyni TCG İstanbul'da selamladı. TCG İstanbul fırkateyninde hava arama radarı olarak Fransız Smart SMK2 yerine yerli ve milli radar Cenkes'in kullanılması da dikkatlerden kaçmadı. Cenkes radarının hem milli deniz platformları hem de Türk askeri denizciliği için ne anlama geldiğini denizcilik ve savunma sanayi araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan ile konuştuk. Radar konusunda Türkiye'nin son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdiğine değinerek anlatmaya başlıyor Erkan deniz sistemlerinde en önemli ve üretimi zor radarın 3 boyutlu hava arama radarı olduğu bilgisini paylaşıyor. Filmi biraz geriye sarıyor ve Cenkes öncesinde Türk gemilerinde hangi sistemlerin kullanıldığını soruyoruz. Daha önce Alman sonrasında Hollanda radar sistemleriyle gemilerimizi donattık yanıtını alıyoruz. Türk donanmasının hali hazırda ana hava arama radarı olarak görev yapan Smartes'e getiriyor konuyu Arkan ve devam ediyor. Açıkçası bu radar zamanında Hollanda firması ile çok iyi bir üretim ve teknoloji transferi anlaşmasıyla ülkemize kazandırıldı. Öyle ki radarın tüm kritik bileşenleri ülkemizde üretildi. Hatta bu durum bir adım öteye taşındı ve Smartes'in dünyanın dört bir yanında gönderdiği ürünlerde ülkemizde üretilen ana parçalar kullanıldı. Ardından firmayı Fransızlar satın aldı, sonrasında yaşananlar bize yerli sistemlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor herhangi bir çıkar çatışması yaşamadığımız bir ülkenin firmasıyla yaptığımız anlaşma sorunsuz ilerleyebilir. Ancak o firmayı çıkar çatışmanız olan bir ülke satın aldığında radarınız ile ilgili kritik bilgileri elde edebiliyorlar. Bu da yetmiyor, satış izni içinde sorun çıkarabiliyorlar. Kritik bilgilerin başka bir ülkenin eline geçmemesi adına Türk savunma sanayinde çok ciddi çaba sarf edildiğini biliyoruz. Öyle ki günümüzde çoğu testi ülkemizde yapma sararımızın altında da aslında bu durum yatıyor. Kozan Selçuk Arkan diğer ürünlerde olduğu gibi hava arama radarında da benzer sıkıntılar olabileceğini anımsatıyor. Neyse ki şimdi yerli ve milli imkanlarla kendi hava arama radarımızı ürettik ve bu risk de ortadan kalktı. Haliyle karşı tedbir uygulamak daha zor olacak diyor. Bu noktada oldukça değerli bir yere getiriyor konuyu Arkan. Geldiğimiz noktada artık çok çeşitli yüksek teknolojili radarlar ürettiğimize dikkat çekiyor. Kritik bileşenleri yerleştirdiğimize, ve bu saatten sonra kesinlikle yerli radar çözümleriyle yola devam edileceğini vurguluyor. Yeni dönemde Türk üretim radarların sahada kendilerini kanıtladıkça ihracat potansiyellerinin de katlanarak artacağını altını çiziyor Arkan ve sözlerini şöyle tamamlıyor. Bu radarlar sadece kendi başlarına daha net bir ifadeyle tekil ihracat ürünü olarak da satabilirsiniz. Ancak bu tür ürünler savaş gemisi satışında önemli bir etken oluyor. Gemiyi Türkiye'den alacak ülke radarı da bizden almayı tercih edecektir. Ayrıca Pakistan örneğinde olduğu gibi diğer ülkelerle ortak üretim çalışmalarımız var. Bu platformlarda yerli sistemler kullanmamız gelecekte o ülkelerin başka platformlarında da ana radar olmamızı sağlar. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda jenkes radarı tam bağımsız savunma sanayi için çok önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.